Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantaya çalışacağız. Uzun süredir tarifi bekliyordu. Şimdi kısmet oldu. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip edip yaptığınız çantaları bana göndermeyi unutmayın. Evet, sizlere çantamın ölçülerinden bahsedeyim. Çantam yan kısımlardan şöyle ölçtüğümde tam ortalayarak şöyle yapalım. Şuradan ölçtüğümde 26 santim. Yan kısımların ölçüsü tabandan şu kısımdan itibaren uzunluğunu ölçtüğümde de 20 santim uzunluğu olmuş oldu. Çantamın ölçüleri bu şekilde. Hadi yapımımıza geçelim. Ben çantam için Sense Premium'un rafya ipini kullandım. Linkini aşağıya ekleyeceğim. 250 gramlık bir ip, 2 tane yeterli oldu. Yaklaşık 350-400 gram kadar ip kullandım. Arttı bile hatta. Şöyle 5,5 milimlik bir tığ kullandım ve bir tane çit kullandım. Malzemelerim bu şekilde çantamızın yapımına geçebiliriz. Evet, çantam için öncelikle bu şekilde 2 adet parça hazırlıyorum. Ben bir tanesini hazırladım. Diğerini hep birlikte yapacağız. Çantamın ölçülerini sizlere vereyim. Parçanın ölçülerini. Şuradan uzunluğu 19,5 santim. Bu kenardan, uzun kısımlardan tabana kadar olan kısım 23,5 santim. Ve genişliği kısmı 27 santim ve taban ölçüsü de 18 santim oldu. Bir parçamızı bu şekilde yapıyoruz. Öncelikle 24 tane zincir çekiyoruz ve buluşuyoruz. Evet, 24 tane zincirimi çektim. Burada hemen 23'üncüye, ilk 24'üncüye değil, burada. Bunu değil, buraya batıyorum. Bu kısma bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 23 tane sık iğnemi elde etmiş oluyorum birinci sıramda. Evet, 23 sık iğnemi tamamladım. İkinci sırama başlayacağım. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıramda hemen dibine, burada dibine bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir çift oluşturup bir tane arttırma yapıyorum. Hemen yanındakine, buraya değil, şu kısmına değil, yanındakinin burada alt kısmına, şuraya, şuradaki kısmına tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına geçiyorum. Normal sık iğne yapar gibi tepeye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin yine alt kısmına, buraya değil, şöyle, buraya değil, alt kısmına tığımı batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine normal sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Alttan batarak sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Normal tepeden sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan. Yanındakine normal sık iğne. Ve yanındakinin şu şekilde alt kısmından, şuradan tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Normal sık iğne. Tepeden batarak, yanındakinin alttan batarak. Yanındakine normal. Bir yanındakine alttan batarak. Bu şekilde bir alttan, bir normal sık iğne, bir alttan, şuradan, şöyle bir normal, bir alttan. Bu şekilde batarak son sık iğneme kadar geliyorum.
Evet, bu şekilde son sık iğnemin üzerine kadar geldim. Son olarak alttan battım. Burada arttırmamla birlikte toplamda bu kısma kadar 23 tane sık iğnem oldu. Hemen son sık iğnemin tepesine batıyorum. Buraya çift yaparak arttırmamı yapıyorum. 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. İkinci sıramı tamamlamış oldum. Bir zincir çekerek 3. sırama geçiyorum. 3. sıramda arttırma yapmayacağım. Bakın burada hemen alttan battığım var bu 2 taneden sonra. Alttan battığıma üstten batacağım. O yüzden normal sık iğne ile başlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum hemen dibine. Yanındakine şurada bakın bu sırada daha da belirgin. Üstten değil alttan batarak ipimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bir önceki sıramda alttan battığım yere geldim. Oralar zaten şu şekilde V şeklinde duruyor. Oralar anlaşılıyor. Bu şekilde hemen alttan battığıma üstten normal sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Yanındakine geçiyorum. Şu şekilde altta şurada bir boşluk var. Buraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındakine bakın V şeklinde bunun ortasına normal batarak sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geldim. Burada boşluğum var. Buraya normal alttan batarak bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. V şeklinde bunu normal sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Burada bir boşluğum var. Şurada bakın. Şöyle şuraya tığımı atıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki bakın yine V şeklinde buraya tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Normal sık iğne yapmıştım. Buna hemen yanındaki şu boşluğa batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki V şekline normal sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, sıra sonuma geldim. Burada bir öncekinde arttırma yapmıştık. Hemen yanında burada normal V şeklinde vardı. Sık iğne olarak battım. Son sık iğnemi ikincisine bu şekilde 2 tane kaldı. Bu şekilde yine alta batıyorum. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Son sık iğnemin üzerine de bu şekilde normal üstten batarak sık iğnemi oluşturuyorum. Üçüncü sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Bir zincir çekerek dördüncü sırama geçiyorum. Burada hemen dördüncü sıramda yine dibine arttırmamı yapacağım. Normal dibine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir ve aynı yere tekrar batarak ikinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanında V şeklinde yaptığım yer var. Buraya yine normal sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Burada alttan şuradaki boşluğa batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki V şeklinde normal sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine üstten batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine alta batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın V şeklinde ortasına normal sık iğne. Yanındakine alttan batıyorum. V şeklinde buraya normal sık iğne. Buraya hemen alttakine batıyorum. Bu şekilde yine sıra sonundaki son sık iğneme kadar ilerliyorum. Evet, sıra sonuma geldim. Son 2 tane sık iğnem kaldı. Burada bakın bir tanesi V şeklinde. Buraya sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına geçiyorum. Son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Ve buraya yine tekrardan batarak burada da arttırmamı yapıyorum. Bir önceki sıramda 25 olan sık iğnem bu sıramda 27'ye çıkmış oluyor. Bir tane zincir çekiyorum. 5. sırama geçiş yapıyorum. Hemen burada ne yapmıştık bakın. Burada
V şeklinde olan var. İlk V şeklinden saymaya başlıyorum. Öyle söyleyeyim. V şeklinde olan var. Buraya yukarıdan batacağım. Yanındakine aşağıdan, yanındakine yukarıdan ve ilk başlarken aşağıdan batacağım. Yani şöyle, ilk V şeklinde olan yer burası. Buraya üstten batıyorum. Sağ tarafa kayıyorum. Buraya alttan batıyorum. Buraya üstten ve ilk sık iğneme de alttan batmam gerekiyor. Hemen zincirimi çektikten sonra 5. sıramda ipimi çekiyorum. Alt kısımdan batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Şuraya bakın. Bir sık iğne yapıyorum. Çift yapmıştık. Çiftlerin üzerine bir alttan bir üstten sık iğnelerimi yaptım. Hemen yanındakine geçip alttan şu boşluğuma batıyorum. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki V şeklinde geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındakine sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine yine aynı şekilde sık iğnemi. Yanındakine alttan batıyorum. Yanındaki üstten. Yanındaki alttan. Ve yanındaki üstten. İlk zamanlarda biraz zor gibi geliyor ama daha sonrasında hani modeli kavradıkça daha da eliniz alışıyor. Otomatik olarak artık bir alttan bir üstten alıyorsunuz. Zaten yerler çok belirgin. Şöyle bakın. Şöyle. Şöyle. Belirgin. Örerken daha, ya yani izlerken çok detaylı anlaşılmıyor olabilir ama örerken daha detaylı anlayacaksınızdır. Bu şekilde bir alttan bir üstten yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, 5. sıramın sonuna geldim. Sonunda 2 tane sık iğnem var. Bir önceki sıramda arttırma yapmıştım. Burada hemen alttan batmıştım. Alttan battığımın yanındakine üstten batarak sık iğnemi yapıyorum. Son sık iğneme de alttan batmam gerektiği için bu şekilde alttan batıyorum. Yani ilk başta alttan başlamıştık. Burada da altla bitirdik. Bir tane zincir çekip 6. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızın sonunda burada 27 tane sık iğnemiz var. 27 ilmeğimiz. Burada yine 29'a çıkaracağız. Hemen dibine tığını batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Çift oluşturup arttırmamı yapıyorum. Hemen yanına geçiyorum. V şeklinde olandan bir önceki. Buraya hemen alttan batıyorum. Yanındakine V şeklinde olanın tepesine batıyorum. Yanındakine alttan. Yanındakinin tepesine. Yanındakine alttan. Yanındakinin tepesine. Yani bu şekilde ilerliyorum sıra sonuna kadar. Sonda yine çift batıyorum. Şöyle, eğer çift tek kavramını anlamakta zor, pardon, alttan ve üstten kavramını anlamakta zorlanıyorsanız, daha önce yaptığım 4 sırayı tekrar tekrar geriye sararak izlerseniz aynı sonuca ulaşacaksınız. Yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde, yani arttırmalarım yeteri kadar olana kadar bu şekilde bir sıra arttırma yapıyorum. Bir sıra, her bir sık iğnenin üzerine birer tane, bir alttan bir üstten olacak şekilde aynı işlemi devam ettiriyorum. 12. sıramın sonunda artık bunu bitiriyorum. Yani toplamda şu anda 27 tane ilmeğim var. 35 tane ilmeğim olana kadar bu şekilde arttırmalarımı ilerletiyorum. 35 ilmekten sonra tekrar buluşalım. Yani 13. sıramızın başlangıcında buluşalım. Evet, arttırma sıralarımı bitirdim. Toplamda 12 sıra örmüş oldum. Alttaki sık iğnemle birlikte toplam 35 tane sık iğnem oldu 12. sıramın sonunda. En son arttırma sıramı yaptım. Yani 12. sıramı yaptım. Bu şekilde son kısımlara ikişer kere batarak. Ölçümü sizlerle paylaşayım. 7 santim uzunluğu oldu. 24 santim de eni olmuş oldu. Bu sıradan sonra artık arttırmamızı bitiriyoruz. 13. sıramıza bir zincir çekiyoruz ve 13. sıramıza geçiyoruz. Burada V şeklinde olan, burada bunun tepesine batacağız. Yanındakinin alttan, yanındakinin tepesine ve ilkinin alttan batacağız. Şöyle V, buraya tepeden, yanındakine alttan, yanındakine tepeden ve ilk baştakine alttan batacağım. Bir zincirimi çektim. Alttan battım ve bir sık iğne yaptım. Yanındakinin tepesine batıyorum.
bir sık iğne yapıyorum. Yanındakini alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. V'ye geldim. Buraya üstten batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine üstten batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan. Yanındakine üstten. Yanındakine alttan. Yanındakine üstten. Bu şekilde bir alttan bir üstten batarak sıra sonuma kadar ilerliyorum. Evet, sıra sonunda çift battığım yere geldim. Buraya en son alttan battım. Buna üstten batıyorum. İlkine hemen yanındakine yine alttan bu şekilde alttan batarak bir sık iğne yapıyorum. 13. sıramı da tamamlamış oluyorum. 35 tane sık iğne ile bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada V şeklinde yapmıştık. Hemen dibine üstten batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakini alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine V şekline geldim. Üstten batıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Yanındakine üstten. Yanındakine alttan. Yanındakine üstten. Yanındakine alttan. Bu şekilde bir alttan bir üstten batarak yine sıra sonuma geliyorum. Evet, son sık iğneme geldim. Bir öncekinde alttan battım. Bir sonrakinde üstten batarak sık iğnemi tamamlıyorum. Burada yine üstten başlamıştım. Üstten bitirmiş oldum. Bundan sonraki sıralarımız artık daha kolay. 14. sıramı da bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve 15. sırama geçiş yapıyorum. Bir öncekinde üstten batmıştık. O yüzden hemen alttan batıyorum dibine. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Üstten V şeklinde olan üstten batıyorum. Yanındakine alttan. Yanındakine üstten. Yanındakine alttan. Yanındakine üstten. Bu şekilde bir alttan bir üstten batarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bir üst sıramda da aynı işlemleri tekrarlıyorum. Şu an 15. sıramızdayız. Bu sıra sayımız toplamda 33. sıra sayısına ulaşana kadar, yani alt kısımdan arttırma kısmımızla beraber 33. sıra sayısına ulaşana kadar bu şekilde işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Yani 13. sıramızdan itibaren arttırmayı bitirmiş ve her bir sık iğnemizin üzerine birer tane bir alttan bir üstten sık iğne yaparak ilerlemeye başlamıştık. Eğer arttırmadan itibaren saymak istiyorsanız da 21 sıra bu şekilde bir alttan bir üstten tamamlayarak ilerliyoruz ve parçamızı neredeyse bitirmiş oluyoruz. Evet, bir parçam daha, toplamda 33 sıra olan sık iğne sıramı tamamladım. Arttırmalarımdan sonra 21 sık iğne sırası yapıyordum. Onu tamamlamış oldum. Bu şekilde ölçüsü 20 santim oldu. Eni de 27 santim oldu geniş kısmımızın. Şimdi kenarda buralara birer tane çıkıntı yapacağız. Ona geçebiliriz. Kenar kısmım için öncelikle bir tane zincir çekiyorum. En son ilk sık iğnemde, bir önceki sıramda V şeklinde yapmışım. Alttan batmışım. Şimdi üstten batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Alttan batıyorum. 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Üstten batıyorum. 3 oldu. Yanındakine geçiyorum. Alttan batıyorum. 4. Ve yanındakine üstten batıyorum. 5 oldu. 5 tane yan yana bir alttan bir üstten yaparak 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen burada bir eksiltme yapacağız. Buraya tığım batıyorum. Sık iğne yapar gibi. Yanındakine de aynı şekilde batıyorum. Ve ikisini birlikte kapatıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birlikte çekiyorum. Bir eksiltmemi yapıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine V şeklinde, bakın, üstten batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve yanındakine alttan batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibine eksiltmelerimizi bu taraftan yapacağız.
Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. V şeklinde olduğu için yanındakine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İki tane yan yana sık iğne yapmış oldum. Ve yanındaki iki taneyi eksiltiyorum. Batıyorum, kapatmıyorum. Ve yanındakine batıyorum, kapatmıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir eksiltme yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum. Yine örgümü çeviriyorum. Bu noktada da hemen 3 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bunlara birer tane batarak sık iğne yapıyorum. Yandakini üstten batmıştık. O yüzden alttan batıyorum. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine V şeklinde olduğu için üstten batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve yanındakine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen yanındakine bakın V şeklinde buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki iki taneyi keseceğim. Buraya batıyorum, kapatmıyorum. Ve yanındakine batıyorum. Biraz dar yapmışım burayı. Evet. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 tane ilmeğim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Hemen buraya batıyorum dibine. Kapatmıyorum. Ve yanındakine batıyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir zincir çekip örgümü bu noktada kesiyorum. Hemen bu taraftan başlamıştık, o yüzden diğer kısmımızda buradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. 5.'den ipimi geçiriyorum. Şöyle bir düğüm atayım. Evet. Hemen ipimi çekip bir zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine bakın V şeklinde üstten batıyorum. 3 oldu. Yanındakine yine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 4 oldu. Yanındakine alttan, pardon, üstten batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 5 oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine buradan ipimi keseyim. Buradan eksiltme yapacağız. İç taraftan yapacağız. Bu sıramdan hemen bakın bu alttan batılacak. Buraya hemen bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İkinci sık iğnem. Yanındakine geçiyorum. Alttan batıyorum. 3 sık iğne yaptım yan yana. Burada hemen kesme işlemi yapacağım. Batıyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu noktada hemen eksiltme yapacağız. Dibine batıyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte kapatıyorum. Yanındakine geçiyorum. Alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine üstten batıyorum. İkinci sık iğnem oldu eksiltmemden sonra. Toplamda 3 tane sık iğnem oldu. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bu noktada her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapacağım. İlki bir öncekinde üstten batmıştım. İlkine alttan batıyorum. Batamıyorum. Evet. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine üstten batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2. Yanındakine üstten alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3. Bir zincir çekiyorum. Örgümü
çeviriyorum. Yine iç kısımdan eksiltmemizi yapacağız. Buraya batıyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. Hepsini birlikte 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Yanındakine üstten batıyorum. 2 tane ilmeğim oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu noktada dibine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. 2 ilmeğimi 1'e düşüreceğim. Yandakinin yine tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu parçamızı bitirdik. Bu parçamızın aynısından bir tane daha hazırlıyoruz ve yan kısımlarımıza geçiyoruz. Evet, kenar parçam için öncelikle 20 tane zincir çekiyorum. 20.ye değil 19. yatağımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapamadım. Takıldım. Biraz sıkı çekmişim bunu. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 19 tane sık iğnemi elde etmiş oluyorum. Evet, 19 tane sık iğnemi tamamladım. Birinci sıramdan bir zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki ilk sık iğneme bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Tepesine değil, yine alttan batıyorum. Şu şekilde alt kısmına, şuradaki boşluklara, yani şöyle alttan batıyorum ve ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Üstten batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Alttan batıyorum. Şöyle. Biraz gevşek çekmenizde fayda var. Gerçekten benim elim biraz sık olduğu için ilk sıra bayağı zorluyor beni. Bu şekilde alttan, yanındakine üstten. Yanındakine alttan ve yanındakine üstten batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir alttan bir üstten ilerleyerek 19 tane ilmeğimi yine devam ettiriyorum. Evet, 19 sık iğnemi tamamladım. İlk başta normal tepeden başlayarak sık iğne yapmıştım. Sonunda alttan başlayarak bitirdim. İkinci sıramı bu şekilde tamamladım. Bir zincir çektim. Üçüncü sıramı geçiyorum. Burada bakın, ilk sık iğnem V şeklinde, buraya tepeden batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine üstten batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine alttan bir sık iğne. Yanındakine üstten bir sık iğne. Yanındakine yine alttan bir sık iğne. Yanındakine üstten bir sık iğne. Yanındakine alttan. Bu şekilde 3. sıramı da böyle bir alttan bir üstten tamamlıyorum. 4. sırama yine bir tane zincir çekerek geçiyorum. Yine aynı şekilde bir alttan bir üstten arttırma eksiltme yapmadan kenar parçamı da bu şekilde hazırlıyorum. Uzunluğu şöyle, uzunluğun ölçüsü şu şekilde yapıyorum. Biraz kaldırmam gerekiyor. Bu parçamızı hazırladığımızda ne yapmıştık? Şuradan sayacağız. Yani şu kenar kısmını şey yapmayacağız, saymayacağız. Buradan itibaren, şu kısımdan itibaren kaç sıra tamamlamıştık? Toplamda 33 sıra bu kenar kısmı olmuştu. Şöyle kenardan alt kısma kadar olan kısım 33 sıra olmuştu. Burada ilk başlarken 23 tane sık iğne yapmıştık. 33 artı 23 ve bu kenarda da yine bu kısma kadar, yani şu kol omuz kısmı mı diyeyim artık, ne diyeyim, bu kısma kadar olan kısmı sayıyoruz. Yine 33 sırada burada yapmıştık. O yüzden 33, 33 ve 23 toplamda 89 sıra, yani ördüğümüz parça kenar kısma, taban kısmı ve diğer kenar kısma geleceği için buradaki sayıları baz alıyoruz. Siz dediğim gibi daha böyle büyük, hani daha fazla sayılarda ya da daha uzun bir parça yaptıysanız bu parçanıza göre kenar kısmınızı da ona göre ayarlayacaksınız. Benim sayılarım 33, 23 ve 33 olarak yaptığım için siz de aynı sayılarda yaptıysanız aynı şekilde 89 sıra
İlk sık iğne sıramızda sayıyoruz. Yani şu anda biz 3. sıramız, 4. sıramızdayız. Evet. İlk sık iğne sıramızda sayıyoruz. Toplamda 89 sıra sık iğne sırası tamamlıyoruz ve parçamızı hazırlamış oluyoruz. Evet, parçamı bu şekilde hazırladım. Şöyle kenardan 19 sıra sık iğne ile başlamıştım. 89 sıra tamamlamıştım. Sıra sayısı yapmıştım. Bu şekilde ölçülerimi de sizlerle paylaşayım. Uzunluğunu. Uzunluğu 53 santim. Şu şekilde 53 santim. Ve eni de 15 santim oldu. Şimdi ben 33 tane sık iğnemden sonra, demiştim yani bu kenarlarda 33 tane sık iğne yapmıştık şuradan itibaren. 33 tane sık iğnemden sonra bir işaretleyici taktım. Arada 23 sık iğne bıraktım. 23 sık iğne de şu kısımdaki sık iğneden dolayı 23 sık iğne bıraktım. Ve kenarda yine 33 sık iğne yaptım. Sıra saydım. Toplamda 89 sıram oldu. Birleştirmem için şöyle daha net anlayayım diye bu şekilde gösteriyorum. 33 sıra burada baş kısımda kalmıştı, ilk kısımda. 33 sıradan sonra burada hemen işaretleyicimi şöyle birleştireyim. Takamadım bir türlü. Tersten takıldı çünkü. Bu şekilde diğer parçamdan şuradan birisi biraz daha dar, birisi biraz daha geniş oluyor ama hani sık iğne sayıları aynı olduğu için birleştirmede yani potluk durmayacaktır. Bu şekilde şunu şu taban yan kısımda 33 tane sık iğne bıraktığımız yerde şuraya denk gelecek. Bakın şöyle buraya da bir işaretleyici takayım ben hemen. Böyle buraya denk gelecek. Yani şöyle şu kısım burada birleşecek. 33 sık iğne buraya gidecek. Şurası boşta kalacak bu kısım. Bu 23 sık iğne alt kısma denk gelecek. Şu şekilde birleşecek. Ve sonda kalan 33 sık iğnem de bu şekilde birleşecek. O yüzden uzun parçamı 89 sıra olarak tamamladım. Buradaki sayılar nasılsa aynı sayılarla tamamlıyorsunuz. Ve birleştirmemize geçiyoruz. Evet, bütün parçalarımızı hazırladık. Birleştirme kısmımızda size bu uzun parçamdan, bu kısımdan 33 ilmek, bu kısımdan ortadan 23 ilmek, işaretleyici takıyoruz. Bu kısımdan da 33 ilmek bırakarak birleştirmemizi yapacağımızı söylemiştim. Ben bir tarafını birleştirdim. Diğer parçamızı da hep birlikte birleştirmeye başlayacağız. Evet, birleştirmemizi bu şekilde ters taraftan yapıyoruz. Daha sonra çeviriyoruz. Burada işaretleyicimizin taktığı bölüme geldik. Bu 23 tane olan parçaya öncelikle bu orta kısmımızı sabitleyeceğiz. Bu alt kısmını yani parçamızın taban kısmını buraya sabitleyeceğiz öncelikle. Bunun için buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya tığımı batıyorum. Hemen karşısında ilk sık iğnemin tepesine, tabanındaki ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Hatta şu taraftan başlasam benim için daha iyi olacak. Şöyle. Buradan tabanıma batıyorum. Ve karşısında işaretleyicimin olduğu yere bu ara kısmı almıştık. Tığımı batıyorum. İpimi bu noktada içerisinden geçiriyorum. Buraya bir şöyle düğüm atayım. Hemen aynı yere tekrar battım. İpimi çektim. Bir zincir çekiyorum. Burada hemen ipimi kurtarayım. Hemen yanındakine şu şekilde
kısmı tığım battım. Karşısındaki sık iğneme şöyle şuraya tığım battım. İpimi çekiyorum. Ve bir kaydırma yapıyorum. Hemen parçam büyük olunca biraz zor oluyor. Hemen yanındakine batıyorum. Karşılıklı olarak onun karşısındakine batıyorum. Bu şekilde ipimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Yanındakine. Karşısındakine. İpimi çekiyorum ve içerisinden geçip kaydırıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Yanındakine. Bakın şurada boşluğum var. Karşısındakine. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Yanındakine. Karşısındakine. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Burada sık iğnelere batıyoruz. Burada bir tane şu böyle çıkıntılı olan yere şöyle. Bir de arada şu kısma batıyoruz ve kaydırmalarımızı işaretleyicimizin olduğu yere kadar tamamlıyoruz. Evet, işaretleyicimin olduğu yere kadar kaydırmalarımı tamamladım. Bu noktada bir tane zincir çektim. İki tane çekeyim, sık olsun. Bu şekilde ipimi bu noktada kesiyorum. Hemen yan kısma başlayacağız. Yan kısma buradan devam etmiyoruz. Şu şekilde şunun şurada 33 ilmek yapmıştık ya yan kısımdan. Buradan şu son yaptığımız 5 tane ilmekle başladığımız yeri saymıyoruz. Şuradan hemen işaretliyoruz. Yine bu taraftan başlayacağım. Şöyle bunun ilk sık iğnesine tepesine öndeki parçamın şu şekilde tepesine batıyorum ve karşısındakinin yine şuradan tekrar kontrol edeyim. Şurada bakın bitiş var. Buradan hizaladığımda tam buraya denk gelmiş oluyor. Buradan ipimi çekiyorum. Şöyle bir düğüm atayım. Rafip olduğu için kayabiliyor çünkü. Buraya hemen ipimi çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Yanındakine, yanında şu boşluğuma, aradaki bir öncekinde nasıl yaptıysak bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya batacağız yine. Yanındaki ilk boşluğuma ve karşısındaki yine ilk boşluğuma, karşısındaki de aynı denk geliyor bakın. Bu şekilde batıyorum ve yine kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine batıyorum, karşısındakine batıyorum ve yine kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. Aynı işlemi bu tarafta da devam ettirmiş oluyorum. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak burada alt kısmı bitirdiğim yere kadar devam ediyorum. Yine bu kısmı bitiriyorum. Diğer parça, diğer tarafıma geçiyorum. Buradan da yine şu şekilde buradan başlayacağız. Buradan başlayarak yine buradan başlayarak kaydırmalarımızı yaparak buraya kadar kaydırmalarımızı tamamlıyoruz ve birleştirmemiz tamamlanmış oluyor. Artık askı kısmına geçiyoruz. Askım için öncelikle 20 tane zincir çekiyorum. 19. zincirime tığımı batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne.
Bu şekilde her bir zincirimin üzerine birer tane sık iğne yaparak 19 tane sık iğnemi elde ediyorum. Evet, birinci sıramızda 19 tane sık iğnemizi tamamladık. Bir zincir çekiyoruz, örgümüzü çeviriyoruz. Hemen ikinci sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda modelimizi yaparken bir alttan bir üstten batmıştık. Bu sıramızda hep alttan batacağız askımızdan. Bu şekilde hemen alta, dibine bakın. Önceki zincirimin boşluğuna tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, yine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızda, ikinci sıramızda her bir sık iğnemizin üzerine alttan batarak 19 tane sık iğne elde ediyoruz. Evet, ikinci sıramı tamamladım. Alttan batarak 19 tane sık iğnemi elde ettim. Bir zincir çekerek 3. sırama geçiyorum. 3. sıramda eksiltmemi yapacağım. Hemen dibine batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek bir eksiltme yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sonunda 2 tane sık iğnem kalana dek örüyorum. Yani eksiltmemden sonra 15 tane sık iğnem oluşmuş oluyor arada. Sıra sonuma geliyorum. Evet, 15 sık iğnemi tamamladım. Arada eksiltmemden sonra son 2 tane sık iğnem kaldı. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Ve yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekip kapatıyorum. Bir zincir çekip 4. sırama geçiyorum. Bu sıramda yine altlara batacağım. Hemen dibinde alta batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bakın, buradaki altlardaki boşluklara batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3. Yanındakine batıyorum. 4. Yanındakine 5. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane batarak, alttan batarak 17 tane sık iğnemi elde ediyorum bu sıramda da. Evet, sık iğnelerimi tamamladım 4. sıramda. Burada bakın, son sık iğnem kaldı. 16 tane sık iğne yaptım. Burada bir boşluğum var. 2 tane boşluğum var. Buna batmıyorum. Buna batıyorum. Eksiltme yaptığımız için 2 tane boşluk gözüküyor. Başta da aynı şekilde söylemeyi unutmuşum. Şurada bir boşluk daha gözüküyor. Buraya batmıyoruz. İlkine batıyoruz. Bu şekilde 17. sık iğnemi de alttan batarak yaptım. Bir zincir çekerek 5. sırama geçiyorum. Bu sıramda hemen dibine V şeklinde üstten batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda eksiltme ve arttırma yapmayacağım. 17 tane sık iğnemi hepsine birer tane batarak 5. sıramda örerek tamamlayacağım. Evet, 17 sık iğnemi 5. sıramda örerek tamamladım. Bir zincir çektim. 6. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibine bakın. Şuradaki boşluğa, altlara yine batacağız burada. Tığım batıyorum. 1 1 sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum alttan. 1 sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine alttan batıyorum. Şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da, 6. sıramı da alttan batarak her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 17 sık iğnemi tekrar elde etmiş oluyorum. Evet, 17 sık iğnemi alttan batarak elde ettim. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. 7. sıramı geçiyorum. Burada eksiltme yapacağım artık. Hemen dibine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde arada 13 tane eksiltmemden sonra 13 tane, 3 tane yaptık.
sık iğnemizi tamamlayıp sonda 2 tane sık iğnemiz kalana dek örüyoruz. Evet, eksiltmemden sonraki 13 sık iğnemi tamamladım. Eksiltmemle birlikte 14 tane olmuş oldu. Sonda 2 tane sık iğnem kaldı. Buraya tığım batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum ve 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve 8. sırama geçiyorum. Burada hemen şuna değil, bakın 2 tane delik var burada. Eksiltme yaptığımız için şuradakine tığımı alttan batıyorum. Yine bu sıramda bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan yine bakın şuraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine alttan batarak 15 tane sık iğnemi elde etmiş oluyorum sıra sonuma kadar. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sırama geçiyorum. 9. sıramda da her bir sık iğnemin üzerine alttan değil normal sık iğne yaparak her bir sık iğnemin üzerine 15 tane sık iğnemi tamamlayarak sıra sonuma geliyorum. 15 sık iğnemden sonra bir zincir çekiyorum. 10. sırama geçiyorum. 10. sıramda da yine 15 tane sık iğnemi alttan batarak örüyorum. Evet, 10 sıramı tamamladım. 10. sıramı da tamamladım. 10. sıramda alttan batarak 15 tane sık iğnemi elde ettim. 11. sırama bir tane zincir çekip geçişimi yapıyorum. Burada yine eksiltme yapacağız. Hemen dibine üstten tığım batıyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Yanına bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak eksiltmemden sonra şurayı saymadan 11 tane sık iğne yapıyorum. Sonda 2 tane ilmeğim kalana dek örüyorum. Evet, 11. sıramın sonundayım. Burada yine eksiltmemi yapıyorum. Tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum. Yanındakine batıyorum. Hepsini birlikte çekip eksiltmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve 12. sırama geçiyorum. 12. sırama her birine bu şekilde alttan batarak bir sık iğne yapıyorum. Yanındakini de alttan bir sık iğne, yanındakini de alttan batarak bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine 13 tane ilmeğim kalmıştı. 13 sık iğnemin üzerine alttan batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir üst sırama geçiyorum. Bir üst sıramda her bir sık iğnemin üzerine normal sık iğne yapıyorum. Bir sonraki sıramda yine alttan batıyorum. Bu şekilde bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten yaparak yeter uzunluğa gelene kadar bu şekilde askımı ilerletiyorum. Evet, arttırmalarımdan sonra 19 sıra sık iğne sırası bir alttan bir üstten tamamlayarak ilerledim. Şu anda 31. sıramdayım. 30. sıramda yine en son alttan alarak 13 tane sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekiyorum. 31. sırama geçiş yapıyorum. Bundan sonra artık arttırma yapacağız. Yani altta yaptığımız azaltmalarımızın, eksiltmelerimizin tam tersini burada uygulamış olacağız. Öncelikle hemen buradaki dibindeki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir tane çift oluşturuyorum. Hemen yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sondaki sık iğneme kadar ilerliyorum. Evet, son sık iğnemin olduğu yere geldim. Arttırmalarımdan sonra 11 tane sık iğne ördüm. Toplamda 13 tane sık iğnem oldu arttırmamla birlikte. Bu kısma da son sık iğnemin üzerine de yine çift batıyorum. Bir sık iğne ve aynı yere tekrar yapıp batıyorum. İkinci sık iğnemi yaparak 13 tane olan ilmeğimi 15'e çıkarmış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. 32. sırama geçiyorum. Burada hemen dibine alttan, bu başından değil, alttan tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada artırma yaptığımız için bir tane alt kısmı var. Buraya yine tekrar batıyorum. Yine çiftin üzerine çift yapmış oluyorum. Yani iki kere battım, sık iğne yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine
Bir sık iğne. Bu şekilde. Pardon. Sık iğne diyorum. Alttan batıyorum hepsini. İlk başta çift yaptığım yerden sonra hemen alttakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum alttan. Alttan batıyorum. Bir sık iğne. Alttan batıyorum. Bir sık iğne. Alttan bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemi alttan batarak 15 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Yine sondaki bu boşluğuma alttaki kısma 2 kere batıyorum. Evet, son sık iğnemin olduğu yere geldim. Buraya yine dediğim gibi alttan batarak bir sık iğne ve aynı yere tekrar batarak bir çift yapıyorum. 15 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Burada hemen dibine batarak bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Şu anda 33. sıramdayım. 33. sıramı da 15 tane sık iğne ile tamamlıyorum. 34. sıramı geçiyorum. Burada yine her bir sık iğnemin üzerine, yani 15 tane sık iğnemin üzerine alttan batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Ve 35. sıramda tekrar sizlerle buluşuyorum. Evet, 35. sırama geldim. Bu noktama yine bir arttırma yapacağım. 15 sık iğnem vardı. Burada 17'ye çıkaracağım. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. İlk sık iğnemin üzerine çiftimi oluşturmuş oluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Son sık iğneme kadar bu şekilde ilerliyorum. Son sık iğnemin olduğu yere geldim. Buraya yine çift batıyorum. Bir sık iğne ve aynı yere tekrar batarak ikinci sık iğnemi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. 36. sıramdayım. Burada yine alttan alacağım. Bu şekilde çift yaptığım yere yine çift batacağım. Bir tane altta bir yer olduğu için bu şekilde alttan batarak bir sık iğne yaptım. Aynı yere tekrar battım ve bir sık iğne daha yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Yine alt tarafına batıyorum. Alttan alarak bir sık iğne. Yine alttan bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine alttan birer tane sık iğne yapıyorum. Sondakine yine çift batıyorum. Bir zincir çekiyorum. 37. sırama geçiyorum. Orada da yine her 17 sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 38. sırama geçiyorum. Orada da her bir sık iğneme alttan batarak, yani bir sıra alttan bir sıra üstten, yine aynı işlemi uygulayarak alttan batarak o sıramı da tamamlıyorum. 39. sıramda tekrar sizlerle buluşuyorum. Evet, 39. sıramdayım. Burada bir zincir çektim. 39. sıramı geçtim. Hemen burada dibine bir çift yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum aynı yere. 17 tane olan ilmeğimi burada 19'a çıkarıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma, son sık iğneme kadar ilerliyorum. Evet, son sık iğnemin olduğu yere geldim. Buraya da yine bir çift batıyorum. Bir ve iki tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. 40. sıramdayım. Bu artık benim askımdaki son sıram. Buraya da hemen alttan tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Alttan batıyorum yine. Bir sık iğne. Yanındakine alttan bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğneme alttan batarak 19 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Son sık iğneme kadar bu şekilde geliyorum. Evet, son sık iğnemin olduğu yere geldim. Burayı yine çift alttan batıyorum. 1 ve 2. Burada bir zincir çekiyorum. Ve artık askımı tamamlamış oluyorum. İpimi bu noktada kesiyorum. Askım artık hazır. Bu şekilde oldu.
Evet, çantamı birleştirdikten sonra bu şekilde ters çevirdim. Görüntüsü kenarların böyle oldu. Ve askımın, çanta sapımın bir kısmını birleştirdim. Diğer tarafını hep birlikte şimdi buraya, yani uzun parçama, tabanla birlikte olan parçama hep birlikte ekleyeceğiz. Birleştirmem için öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Askımın parçasını buradaki parçanın üstüne koyuyorum. Bu şekilde öncelikle şuradaki ilk sık iğnemi tığım batıyorum. Hemen arkasındaki yine ilk şuradaki ilk sık iğnemi tığım batıyorum. Yaptığım zinciri ikisini birlikte içerisinden geçiriyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Şurada. Bakın, yanındaki sık iğneme batıyorum. Arkasındakine batıyorum. İpimi ikisinden birlikte geçirerek kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Askım her zaman üstte duruyor. Arkasındakinin ilk sıradaki sık iğnesine batıyorum. İpimi ikisinden birlikte geçirerek kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arkasındakine batıyorum. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Buradan da ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine, arkasındakine ipimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemi önce buna, sonra arkasındakine batarak kaydırma yaparak birleştirmemi bu kısma kadar tamamlıyorum. Evet, kaydırmalarımı tamamladım bu şekilde buraya kadar. Şimdi hemen ipimi biraz uzun tutup şuradan tığımı arka taraftan şöyle yandan baktığınızda şuradan batırarak ipimi çekiyorum. Artık şuradaki yan kısmı birleştireceğim buraya. Şöyle şu kısmı katlıyorum. Böyle iki ucu askımla bu yaptığım üçgen yan yana böyle üst üste denk gelecek şekilde katlıyorum. İpimi şuradan çekmiştim. Hemen ipim şuradan. Burada biraz zorlanacağız alan dar olduğu için. Burada hemen ilk bu başlangıç noktasının ilk denk gelen yerine tığımı batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanına batıyorum ve karşısına batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Şöyle yanına, karşısına ipimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanına, karşısına ipimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yine yanına ve karşısına kaydırmamı yapıyorum. Yanına son olarak, burası biraz zorlayacak. Çok sıkmışım. İpimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Ve bir zincir çekip ipimi bu noktada koparıyorum. Aynı işlemi, görüntüm şu şekilde oluyor. Şöyle aynı işlemi bu tarafta da uyguluyorum. Şu şekilde dıştan bakınca böyle. Aynı işlemi bu tarafta da aynı şekilde uyguluyorum. Hatta şöyle göstereyim. Şuradan batıyorum. Pardon, iç taraftan. İçten batıyorum. Öncelikle karışmış bir zincir çekiyorum. Diğer taraf dar olduğu için çok belli olmamış olabilir. O yüzden tekrar göstereceğim. İç taraftan yapıyorum. Şuradan hemen
karşılıklı olarak battım. İpinizi koparıp da yapabilirsiniz. Diğer tarafta da yine. Ben koparmak istemedim. Hemen battım. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine, karşısındakine, iplerim o kadar çok ki, kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine, karşısındakine, ipimi çekiyorum, kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine, karşısındakine, ipimi çekiyorum, kaydırmamı yapıyorum. Son yere de aynı şekilde batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Görüntüm bu şekilde oluyor. Şimdi artık askımızın şu kısmının dikişini yapmaya geçeceğiz. Evet, dikişimize geçtik. Burada hemen elime iğnemi alıyorum. İpimi geçiriyorum. Burada hemen aradan şu üçgen kısmın bitişinden sonra şöyle yapayım. İğnemi batıyorum. Düğümümü attım. Bu şekilde karşılıklı olarak şöyle dikişimi ipim koptu. Tekrar bağlamam gerekecek. Bu şekilde karşılıklı olarak şöyle karşılıklı olarak bütün askımızın etrafını böyle alt taraftan dikiyoruz. Üçgen kısmın bitişine kadar. Evet, ben çantamın birleştirmesini tamamladım. Bu şekilde askı kısmını da birleştirdim. Ortasına bir tane bu şekilde çıt çıt diktim. Şöyle çıt çıt mı? Bu şekilde diktim. Çıt çıtımı diktikten sonra yapmam gereken bir işlemde şöyle göstereyim. Bu kenar kısmı potluk oluyor. Şu üçgen kısmını dikmemiştik hatırlarsanız. Bu kenar kısmında çıt çıtımı diktikten sonra potluk oldu. Bu potluğu gidermek için alttan bir tanesini üste denk getirerek, yani çıt çıtımın üste kalan kısmını denk, yine burada da üste denk getirerek bu köşede dikiş yaptım. Yine aynı işlemi diğer köşede de tamamladım. Sizde de potluk olursa bu şekilde çantanızı dikişle tamamlayabilirsiniz. Çantam bu şekilde oldu. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum.